Değerli izleyenlerim, bugünkü Rahman Ayetleri programında yeni bir sureye başlıyoruz. Câsiye suresi. Bu Kur'an-ı Kerim'deki Mekki surelerden birisi ve bu surenin 1-11. Ayetler arasında bugün değerlendireceğiz. Cenab-ı Hak burada şöyle bildiriyor. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim. Hamim, huruf-u mukatta'dan Allah ile Resul arasında bir takım şifreler ve bu arada bütün insanlar için bir takım sırları ihtiva eden iki harf. Tenzilül kitab minallahil azizil hakim. Kitabın indirilmesi aziz, hakim olan Allah'tandır. Kitap, Kur'an-ı Kerim veya genel anlamda Allah'ın indirdiği bütün kitaplar, kitabın indirilmesi aziz, hakim olan Allah'tan. Burada Allah-u Teala'nın aziz ve hakim olması nazara veriliyor. Çünkü Allah-u Teala azizdir, hükmünde galiptir ve onun hükmünü engelleyebilecek hiçbir şey yoktur. Ve o hakimdir, her şeyi hikmetle yapar, yerli yerinde yapar. Dolayısıyla kitabı indirmesi de Allah-u Teala'nın izzetini ve hikmetini gösteren bir durum. اِنَّ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ لَاَيَاتٍ لِلْمُؤْمِنِينَ. Şüphesiz göklerde ve yerde müminler için, inananlar için ayetler var. Burada ayet kavramına farklı bir bakış bize getiriliyor. Genelde insanımız ayet denildiğinde Kur'an'ın ayetlerini anlar. Ama yine Kur'an ayetlerinden biz öğreniyoruz ki Allah'ın şu alemde yarattığı her bir varlık ona delalet eden bir ayettir. Böyle olunca gökler ve yer ayetlerle doludur. Unzuru nâden semâvâtı velâd. Göklerde ve yerde ne var bakın. Allah-u Teala bu ayetlere bakmamızı istiyor. Ve biz zaten Kur'an-ı Kerim'e bu ayetlerin manasını ise öğrettiği için de okumuş oluyoruz. Kur'an-ı Kerim'i okumak suretiyle Allah'ın yarattığı varlıkların ne vazife gördüğünü ve o şekilde öğreniyoruz. Ayet kelimesi delalet, ibret, alamet gibi anlamlara geliyor. Mesela bayrak devletin bir sembolüdür. Dalgalandığı her yerin o devlete ait olduğunu gösterir. İşte bayrak nasıl ki bir sembolse, öte yandan Allah-u Teala'nın yaratmış olduğu her bir şey de Allah'a bir semboldür. Böyle olunca göklerde, yerde neler varsa bunların hepsi Allah'ın mülkü, Allah'ın sanatı ve ona delalet eden birer işarettir. Ve fî halbikum, sizi yaratmasında da ayetler var. Ve mâ yebusu min dâbbe ve yeryüzünde yaymış olduğu canlılar. Ayâtul gavmin yugînun, yakinen inanan kimseler için bunlarda da ayetler var. Sizi yaratmasında derken, bizler bir zamanlar dünyada değildik. Anne baba vasıtasıyla dünyaya gönderildik. Ama anne baba yaratıcı değildir. Kaldı ki onlar kendileri de yaratılmışlardır. Çocuğunun resmini çizemeyen bir annenin elbette çocuğunun yaratıcısı olması düşünülemez. Öyle ki anne karnında taşımış olduğu bebeğin kız mı erkek mi olduğunu başta bilememektedir. Dolayısıyla çocuğunun cinsiyetine bile müdahale edemeyen bir annenin ona yaratıcısı olması, ona bir yaratıcı olması elbette düşünülemez. Bu anlamda baktığımızda demek ki her birimizin yaratılışı Allah'a bir ayet oluyor. Allah'ın varlığını, birliğini bize gösteriyor. Ve Allah-u Teala'nın yeryüzünde yaymış olduğu dabbeler. Dabbe, hareket halindeki canlı anlamında. İşte yeryüzü her taraf adeta hayat kaynıyor. Her taraf canlılarla dolu. Bunların her birisine Allah'a bir ayet, bir alamettir. وَاِخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ Gece gündüzün ihtilafında. Gece gündüzün ihtilafı derken bunların peş peşe gelmesi bu mana anlaşılabilir. Bir de bunların farklı olması. Yani gecenin her tarafı sıcak bir örtü gibi örtmesi var. Gündüzün her tarafı aydınlık olması var. Ve bu şekilde bunlar birbirinden farklı.
becerilerimiz birbirinden çok farklı. Farklı olması bir nimettir. Çünkü insanlar gündüz çalışacak, gece istirahat edecek ve ona göre her şey tanzim edilmiş. Bir de bunların peş peşe gelmesi, gece gündüz daima birbirini takip ediyor. Bu da yine muhteşem bir nizamı, intizamı gösterir. Öyle ki yarın güneş kaçta doğacak bellidir. Ve bir yıl boyunca güneş hangi vakitte doğacak, hangi vakitte batacak bellidir. Kur'an-ı Kerim'de bu bize anlatılırken Eşyamsu ve Gönerim Hüsnen güneş de ay da hesab edilir buyuruluyor. Demek ki bunlar dakik bir nizama tabi ve her biri Allah'ın belirlediği nizam çerçevesinde yollarına devam ediyor. وَنَا اَنْزَلَ اللّٰهُ مِسْسَنَا اِلَّا رِزْقٍ فَاَحْيَا بِهِ الْاَرْضْ بَعْدَ مَوْتِهَا Allah-u Teala'nın gökten rızık indirmesi ve onunla yeryüzünü hayatlandırmasında وَتَصْرِفِ الْرِيَاهِ ve rüzgarların çevrilmesinde اَيَاتُ الْلِقَوْمِ الْعَقِلُونَ aklını kullanan kimseler için ayetler vardır. Değerli izleyenlerim, burada Allah'ın gökten indirmiş olduğu rızık tabiri kullanıldı. Aslında Allah-u Teala gökyüzünden doğrudan rızık göndermiyor. Yağmur gönderiyor veya kar, dolu gibi şeyler gönderiyor. Kısaca su gönderiyor. İşte göndermiş olduğu bu su yeryüzünde rızka sebeptir. Dolayısıyla burada bir mecaz var. Allah'ın gökten rızık indirmesi derken gökten yağmuru indirmesi, onunla da rızkın meydana gelmesi bu mana kastediliyor. Kur'an-ı Kerim'in bir başka yerinde وَفِسْ سَمَاءِ رِزْقُكُمْ buyuruluyor. Yani rızkınız semadadır. Ve bu şekilde yerden rızkın çıktığını gören bizlere Allah-u Teala birden başımızı çevirtiyor. Gökten inen yağmura dikkat çektiriyor. Ve yağmurun bir şekilde meydana geldiği hususunda bizleri tefekküre, düşünmeye sevk ediyor. İşte bütün bunlar Allah-u Teala'dan birer ayettir. Ve bununla ölümünden sonra yeryüzünü diriltmesi, yani yeryüzü kuru, ölü bir halde, yağmurlar yağdıktan sonra yeryüzü kabarıyor, yerin altındaki tohumlar oradan çıkıyorlar ve her birisi birer çiçek veya birer bitki, birer ağaç haline geliyorlar. Bir de rüzgarların çevrilmesi ve tasrif-i riyâ, rüzgarların çevrilmesi, bu da çok muhteşem bir olay. Coğrafya derslerinde yeryüzündeki rüzgar hareketleri ayrıntılı olarak anlatılır. Rüzgarların meydana gelebilmesi için dağlara, tepelere ihtiyaç var. Allah-u Teala ona göre yeryüzünü dağlarla, tepelerle renklendirmiş, şekillendirmiş. Eğer dağlar, tepeler olmasaydı, yeryüzü tamamen ovalarla dolu olurdu. O zaman hava hareketleri meydana gelmezdi. Ama Allah-u Teala hava hareketlerinin de meydana gelmesi ve daha başka gayelerle hem bir güzellik hem bize faydalar olacak şekilde dağları, tepeleri, ovaları, vadileri değişik özelliklerde yaratmış. Ve bunun neticesinde görüyoruz ki rüzgarlar sevk ediliyor, rüzgarlar gönderiliyor. Ve bu gönderilen rüzgarlar hem bizleri rahat nefes aldırıyor, rahatlatıyor, hem de bitkilerde aşılama olayına vesile oluyor, hem de öte yandan daha nice hikmetlere, gayelere vesile oluyor. Yeryüzü yaşanabilir bir gezegen haline geliyor. Öte yandan yağmurun yağması noktasında bunu düşündüğümüzde malum devamlı denizlerden sular buharlaşır. Bu buharlaşan sular yukarıda bulut tabakaları meydana getirir. Ve bu bulut tabakaları üzerimizde adeta yağmur haline gelmemiş bulut şeklinde birer denizdir. Rüzgarlar vasıtasıyla bunlar dünyanın her tarafına gönderilir. Ve böylece rüzgarların vesile olmasıyla yağmur sadece denizlerin üzerine yağmaz, dünyanın her tarafında ihtiyaç olan yerlere yağmur gönderilir. İşte bunda da yine ayetler var. Demek ki yerde, gökte her şey ilahi ayetlerle dolu
bu ayetler Allah'ı bize bildiriyor, Allah'ı bize gösteriyor. Burada bu ayetler nazara verilirken, işte bu ayetler müminler içindir. Bu ayetler yakinen inananlar içindir. Bu ayetler aklını kullananlar içindir deniliyor. Demek ki önce iman olmak, iman nazarıyla bakmak lazım. Öte yandan imanda yakini elde etmek. Yani şüpheden, tereddütten uzak bir imanı elde etmek. Ardından da aklı kullanmak. Bize verilen akıl, nurani bir cevher. Bu akıl vasıtasıyla biz âlemin sırlarına, kanunlarına, inceliklerine nüfuz edebiliriz. Ve bu şekilde akıl yardımıyla Allah'ı tanırız. Allah-u Teala akılla alakalı ben senden daha arsız bir şey yaratmadım buyuruyor bir hadis-i kürsüde. Yani akıl insanı insan yapan en büyük ayırıcı özelliklerdendir. İnsan akıl vasıtasıyla insandır. Hatta denilmiştir ki men la akle lehu la dine lehu. Aklı olmayanın dini de yoktur. Yani aklı olmayan bir kimse mükellef değildir. Bu insandan hayalen aklı çıkarıp atsak, bu insan çok zavallı bir hale gelir. Öyle ki hayvanlardan daha da zavallı bir duruma düşer. Ve hayvan akıl sahibi değildir ama Allah'ın verdiği kabiliyeti hayatını devam ettirebiliyor. İnsandan akıl alındığında bu insan çok acınacak, kendi başına hiçbir iş yapamayacak, zavallı bir hale gelecektir. Demek ki hem ehli iman olmak hem de aklı kullanmak gerekiyor. Ve devamında Allah-u Teala şöyle bildirmekte. Tilke ayatullah, işte bunlar Allah'ın ayetleridir. Netluha aleyke bil hak, biz onları sana hak olarak, hikmetli yani yerinde gerçek olarak bunları sana okuyoruz. Demek ki Kur'an-ı Kerim'in ayetleriyle de bunları daha iyi anlamamız mümkün oluyor. Ve ilk muhatap olarak bu ayetlere Peygamber Efendimiz muhatap ama hepimiz de aynı ayetlere yine muhatabız. Tebeyyi hadifin ba'dallahu ve ayeti yü'nün. Onlar Allah'a inanmadıktan sonra, Allah'a ve onun ayetlerine, sözüne inanmadıktan sonra hangi şeye iman edecekler? Yani Allah'ın sözünü kabul etmeyen bir kimse tutup da insanların sözünü mü kabul edecek? Çünkü وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللّٰهِ قِيلَ Allah'tan daha doğru sözü kim olabilir? صَدَقَ اللّٰهِ Allah doğru söylemiştir. قَوْلُهُ الْحَقِّ Ve onun قَوْلُهُ الْحَقِّ onun sözü haktır. Durum böyleyken Allah'ın ayetine, Allah'ın kelamına inanmayan bir kimsenin başka bir şeye inanması, herhalde söz konusu olmaması gerekir. Böyle olmakla beraber insanlar Allah'ın ayetlerini kabul etmiyor da tutup başka şeyleri kabul etme cihetine gidiyorlar. وَيْلُمْ لِكُلِّ اَفَّاكِنْ اَف۪يمِ Her iftira eden, her günahlara dalan kimseye yazıklar olsun. Burada veyl, yani yazıklar olsun manası verdik. Bununla alakalı cehennemde bir vadi de denilir. Veyl derisi. Cehennemde bir vadi ve cehennemdeki azap yerlerinden bir mahal. Bu şekilde de tarif edilir. Kısaca hani veyl olsun, yazıklar olsun şeklinde de ifade edebiliriz. Burada efsak, efim, efsak, iftira, iftira eden, Allah'ın ayetlerini kabul etmeyip Allah'a iftira eden, efim, günahlara dalan. Bir defa günah işlemek değil, artık günah işlemeyi prensip haline getiren, hayatının bir parçası yapan kimselere yazıklar olsun. يَسْمَوْا اَيَاتِ اللّٰهِ تُفْيَا عَلَيْهِ Allah'ın ayetlerinin kendisine okunduğunu işitir. Şimdi yusuf ve müstekbiren sonra kibirli bir şekilde küfründe ısrar eder. كَاَنَّمْ يَسْمَعْهَا Sanki duymamış gibi. Yani aslında Allah'ın ayetlerine muhatap oluyor. Allah'ın ayetlerini duyuyor ama bir tecahülle sanki duymamış gibi küfründe ısrar ediyor. Sebeşim bir azabim elim, işte böyle olan kimseyi elim bir azapla, can yapıcı, elem verici bir azapla müjdele. Aslında müjde güzel şeyler için olur.
Ama buradaki nazara verilen şekliyle elin bir azapla müjdelemek, buna tehekkül deniliyor. Yani inceden inceye bir alay, bir istihza üstünlüğüyle Allah-u Teala onun kötü akıbetine dikkat çekiyor. Ve idâli menin ayâtine şeyden, böyle olan kimse ayetlerimizden bir şeyi bildiğinde iddaha ve huzura onu dalga geçme vesilesi edilir. Yani Kur'an-ı Kerim ayetlerinden, ilahi ayetlerden bir şey bildiğinde, onun bir ayet olduğunu duyduğunda bununla dalga geçer ve istihza eder. اُلَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ Bunlar için zillet verici, onları gerçekten küçük düşürücü bir azap vardır. Yani Kur'an-ı Kerim'de cehennemle alakalı ayetlerde azap değişik özelliklerle anlatılır. Mesela biraz önce elin bir azap denilmişti. Burada da mühim bir azap. Yani küçük düşürücü, zillet verici bir azap. Bunlar azabın değişik özellikleri. مِنْ وَرَائِهِمْ cehennem, onların arkalarında cehennem vardır. وَلَا يُولِيُ عَنْهُمْ مَاكِسَ بُوْ شَيْءَ onların dünyada kesmetmiş oldukları, kazanmış oldukları şey kendilerine herhangi bir fayda vermez. وَلَا مَتَّفَذُوا مِنْ دُونِ اللّٰهِ اَوْلِيَ ve Allah'tan başka edinmiş oldukları dostlar da yine onlara bir fayda vermez. Yani dünyada bunların kendilerine göre putları vardı, kendilerine göre ilah kılmayıp şeyler vardı. Bunlar onlara bir fayda vermez. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ve onlar için çok büyük bir azap vardır. Yani burada azap üç ayrı özellikle anlatıldı. Birinci olarak elin bir azap denildi. Daha sonra mühim, zillet verici bir azap denildi. Burada da bu azabın çok büyük olduğuna dikkat çekildi. Hâdâ hudâ, işte bu bir yol göstermedir. Allah'tan bir hidayettir. وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِاَيَاتُ رَبِّهِمْ Rablerinin ayetlerini inkar edenler için لَهُمْ عَذَابٌ مِنْ رِجْزٍ اَلِمْ Onlar için çok büyük, dehşetli bir azap söz konusudur. Değerli izleyenlerim, böylece Allah-u Teala önce ayetlerini nazara verdi ve yeryüzünün, gökyüzünün ayetlerle dolu olduğunu anlattı. Ve daha gece gündüz Allah'ın gökten indirmiş olduğu yağmur, rüzgarları çevirmesi, insanları yaratması bu gibi durumlara dikkat çekti. Bütün bu ayetleri nazara verdikten sonra bu ayetleri kabul etmeyen, inkar eden, şurada ısrar eden, günahlara dalan kimseler için elin bir azap var, zillet verici bir azap var, çok büyük bir azap var tarzında azabın dehşetini de bildirdi. Cenab-ı Hak bizleri bu ilahi ayetleri anlayanlardan eylesin. Bir başka programımızda beraber olmak ümidiyle hayırlı günler diliyorum.